mor ve pembe. Ay, bir tane söylemen lazım. O zaman mor. Sıra bende, ben soracağım. Sor bakalım. Kime soracaksın? Babama soruyorum. Baba, hani bana anlatmıştın ya nasıl aşık olunuyor diye. Evet. Sen anneme nasıl aşık oldun? Bir tanem. Ama ben hani günlüktekileri sana okumuştum ya. Aynı oradaki gibi işte. Hayır. Tam olarak öyle olmadı bir tanem. İnsanlar bazen çok zor zamanlar yaşarlar hayatta bir tanem. Canı yanar. Ve bazen canı o kadar fazla yanar ki hiç geçmeyeceğini zanneder. İşte ben de öyle bir haldeydim. Canım çok yanmıştı. Sanki hiç iyileşmeyecek zannediyordum. Canın niye yanmıştı? Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım çünkü. Hem de hiç ummadığım biri tarafından. Sonra ne oldu? Sonra annen çıktı karşıma. Ben çok üzgündüm. Çok kötü bir durumdaydım. Kimseye güvenemezken annem bir anda hayatıma girdi. Ve ben insanlara güvenmeyi annen sayesinde başardım. Onun fedakarlığı, sabrı, insanlara olan inancı sayesinde ben tekrar gülümsemeye başladım. En önemlisi de bütün o hayal kırıklığına rağmen içimde boş yere yanan umuttan kurtardı beni. Dipsiz bir kuyudan çekip aldı. İçimde derinlerde bir yerde küçük bir ışık yanıyordu. Cemre'nin belki de bana ihanet etmediğine dair küçücük bir umut ışığı. Sen bugün bu ışığı söndürdün Nazlı. Beni o dipsiz kuyudan, o boş umuttan sen kurtardın. Ben bugün burada Cemre'yi tamamıyla geride bıraktım. Artık yeni bir hayat başlıyor. İşte ben annene böyle aşık oldum bir tane. Oh.
Aman efendim, bir yanlışlık olmasın. Gelin hanıma Nazlı diye hitap etmeyelim. Hiç merak etmeyin. Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Nazlı diye hitap etmeyeceğim. Sağ ol. Değerli konuklar, Murat Aslan ve Cemre Aslan nikah törenine hoş geldiniz. Cemre Hanım, Murat Bey, incelememize göre evliliğinizle ilgili yasal bir engel bulunmamakta. Şimdi bugün burada bir kez daha konuklarımızın ve şahitlerimizin huzurunda bu evlenme arzunuzu sözlü olarak beyan etmenizi istiyorum. Sayın Cemre Aslan, kendi özgür iradenizle hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Murat Aslan'ı iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta sonsuza dek eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Murat Aslan, kendi özgür iradenizle hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Cemre Aslan'ı iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta sonsuza dek eş olarak kabul ediyor musunuz? Ne olur, ne olur. Baba hadi. Evet. Siz de bu kabule şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de belediyemizin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Çok mutlu olun. Tebrik ederim. Gelini öpebilirsiniz. Söz veriyorum sana, bir daha bırakmayacağım seni. Hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Güzel oğlum benim. Yazık bu insanlara ya. Ya. Bu kadının yaptığını herkes öğrensin. Baba? Bir tanem. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum bir tanem. Böyle ufak bir işim var, onu halledip geleceğim.
Olmaz bir tanem. Benim çok acelem var. Ama bir dahaki sefere gelirsin, olur mu? Tamam. Ne susacağım ya? Şimdi görürsün Melek Hanım. Araziden uzak duracaksın, o kadar. Yoksa o mayınlar senin evinde patlar, ailenin canını fena yakarız. Zeynep, annem, çalışanlar, herkes konakta. Neyse ki Kenan yanlarında. Durumdan da haberdar. Murat, sucuklar yanıyor. Yok hayatım. Baksana, çok iyi pişti. Hem sen de öyle iyi pişsin demiştin ya. Bir tanem. İşle ilgili bir sorun var belli ki. Rahat görünmüyorsun hiç. Ya çok önemli bir şey değil. Bizim bu yabancı yatırımcılarla ilgili bir iki pürüz çıktı. Ama ben döndüğüm zaman çözerim. Yani çözerim diyorsun da daha gitmeden çözmeye başlamışsın bile. Rahat değilsin işte. Niye direniyorsun? Gidelim rahat rahat işlerini hallet sen de. Ben de Zeynep'i görmüş olurum. Özledim. Ya! Hakan, Hakan söyledi. Su almaya gittim dedi. Döndüğümde kaçırılmış, öyle söyledi. Ya nasıl olur böyle bir şey? Ya Zeynep Taş küçücük çocuk, nasıl bir şey yaparlar ona? Murat bak. Hazır lütfen. Tamam ben, bak ben bulacağım kızımızı. Söz veriyorum bulacağım. Ben şimdi parkın etrafına bakmaya gidiyorum. Ben de geleceğim. Tamam, hadi. Abi ben de geliyorum. Hayır. Sen burada kal. Evde kimse yok. Sen evde dur. Ben arayacağım seni, tamam? Arayacağım. Çıkmam lazım benim buradan. Beni daha çok delirtecekler buradan. Burcu'nunla ilgili bir şey söylemek için erken. Sakinleştiricilerin etkisiyle şu an uyuyor. Uyandığında kendisini görüp nasıl bir yöntem izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir terapi süreci olacak mutlaka. Ama yatırmamıza gerek olup olmadığını kendisiyle birebir görüştükten sonra söyleyebilirim. Konuşup öyle karar vereceksin demek ha? İyi. Burcu yoğun bir tedavi süreci geçirdi. Bilginiz var mı bununla ilgili? Evet, dosyasını detaylı inceledim. Kendisiyle ilgili tüm detaylara hakimim. Merak etmeyin. Bunları da göz önünde bulundurup en doğru yöntemi uygulayacağımıza söz veriyorum size. İçiniz rahat olsun. Teşekkürler. Ne demek? Bu arada burada beklemeyin. Burcu Hanım bir süre daha uyuyacak çünkü. Uyandığında arkadaşlar size haber verirler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Nazlı abi, Murat Bey. Tamam, ne oldu hadi. Ben Zeynep'le oynuyordum. Salıncakta sallanıyordum. Ben ne olduğunu anlamadım. Çok özür dilerim. Bayılmışım, gözümü bir açtım. Hakan'ı gördüm. Zeynep susadım dedi. Su almaya gittim benden. Keşke yalnız bırakmasaydım. Ya kimmiş peki buradan? Hiçbir şey görmediniz mi? Yani bir ses dahi duymadın mı Gül? Vallahi görmedim Murat Bey. Yemin ederim her şey bir anda oldu. Ben anlamadım. Çok özür dilerim. Allah beni kahretsin. Çok özür dilerim. Ya peki etrafta falan sordunuz mu? Yani kimse görmemiş mi? Ya sorduk. Olanlara sorduk ama park o ara çok kalabalık değildi zaten. Çok sakindi. Kimse bir şey görmemiş. Keşke yalnız bırakmasaydım onları. Ben polis arayacağım. Hadi siz de dağılın, sokaklara falan bakın. Yani birilerine sorun, bir şey yapın. Tamam, dağılın hadi. Tamam Murat Bey. Murat Bey. Zeynep'i kaçırdılar. Nasıl kaçırdılar? Nereden?
Yanımızda çalışanlarla park oynamaya gelmişti. Birisi çalışanlarımızdan bir tanesini bayıltıp Zeynep'i kaçırmış. Anladım. Ben hemen ilgileniyorum. Tamam, görüşürüz. Beni burada yatırıp mutlu mutlu yaşayacaklar kendileri, biliyorum ben. Bana burada ilaçları içirip içirip kendi hayatlarına bakacaklar. Ama buna izin vermeyeceğim. Buradan benim bir şekilde çıkmam lazım. Ne yapacağım? Hasta uyanmışsa kontrolümüzü yapalım. Burcu Hanım. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. Biraz sohbet edelim mi sizinle? Olur. Daha önce intihar girişiminde bulunmuş muydunuz? Hayır. Zaten ben intihar etmek istemedim ki. Neden yaptınız o zaman? Çok zor bir süreç yaşadım ben. Çok ağır bir hastalık atlattım. Bilgim var. İşte bu hastalıktan sonra da çok her şey ağır geldi. En ağırı da insanın kendi öleceğini zannetmesi. Tabii ondan da ağırı. Oğlum bırakıp gideceğim diye ben çok korktum. Bir sürü hata yaptım. Daha sonra hayatımdaki insanları da çok üzdüm. Bu hatalarla yüzleşemeyince onları üzmek istedim. Bunun doğru olmadığının farkındayım. Ama ben intihar etmek istemedim, gerçekten bir hataydı. Ve bunu yaptığım için gerçekten çok pişmanım. Şimdi olsa bu şekilde davranmazsınız yani. Hayır, asla. Ben artık sadece oğlumla beraber mutlu olmak istiyorum. Ben bu olaylardan sonra hayatı gerçekten bana verilmiş bir hediye olarak görüyorum. Ve bu hediyenin kıymetini gerçekten bileceğim. Yaptığım bir hataydı, gerçekten çok pişmanım. Ben gerçekten bundan sonra benim için uygun gördüğünüz tedavi her neyse bunu kabul ediyorum. Tabii ki tedavi olacağım. Ama sizden ricam, lütfen beni hastanede tutmayın. Yani benim için yapacağınız her türlü tedaviye açığım. Her şey benim kabulüm ama sadece burada kalmak istemiyorum. Çok da pişmanım. Koş.